İyi günler. Bugün 7 Şubat 2015 Cumartesi. İşte günün gazete başlıkları. Akşam eşofmanlı imha timi. Akşam gündemi belirleyen kare kare ihanetin yeni görüntülerini yayımlıyor. Gece yarısı İstanbul Emniyetine gelen eşofmanlı polisler tape hazırlarken diğer yandan evrakı yangın merdiveninden kaçırıyor. Yeni akit vakıfları da haraca bağlamışlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü eski avukatı İlhan Demir'den akite şok ifşaatlar. Paralel yapının vakıflardaki rüşvet çarkına çomak soktuğu için hayatı kararan avukat Demir. Öyle bir çark kurmuşlardı ki büyük vakıf arazilerini işletenler işlerine devam etmek istiyorlarsa mutlaka bunlara rüşvet vermek zorundaydı dedi. Dünya 2015 otomotiv sektörünün yılı olmaya aday. Parasal genişleme, istihdamda iyileşme ve petroldeki düşüşle otomotivde satışlar 90 milyon adete yaklaşacak. Güneş başkanlık için 400 milletvekili. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursalılardan da yeni Türkiye mücadelesine destek istedi. Eğer başkanlık sistemi istiyorsak seçimle 400 milletvekili vermemiz lazım dedi. Hürriyet, Tenzili Cübbe. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararnamesiyle önceki yönetimin 1. ve 2. daireleri başkanları da dahil 8 eski üyesinin görev yerleri değiştirildi. Çoğu kıdemlerinin altındaki görevlere atandı. Habertürk, töreye çalım. Tugay'la İlknur birlikte kaçtı, aile peşlerine düştü, gençleri otobüs şoförleri kurtardı. Milli Gazete, İsrail'e vergi kıyağı. Siyasi iktidarın ticaretteki İsrail aşkı bitmiyor, inşaat malzemesinden hırdavata ithal edilen 130 ürüne %25 ek vergi getirilirken AB üyesi ülkelerin yanı sıra İsrail'de ek vergiden muaf tutuldu. Milliyet, Hakan Fidan siyasette. MİT Müsteşarı 7 Haziran'daki seçimlerde AK Parti'den milletvekili adayı olmak için görevinden ayrıldı. Fidan'ın istifası 10 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Posta, film gibi kurtuluş. Kan davalı iki ailenin çocukları birbirine aşık oldu. Kaçmak için İstanbul'dan Adana'ya giden otobüse bindiler. Aileleri iki sevgiliyi öldürmek için peşlerine düştü. Ama şoförün duyarlılığı katliamı önledi. Sabah başkanlık için 400 vekil verin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçmene çağrı. Yeni anayasa, çözüm süreci ve başkanlık sisteminin hayata geçirilmesi için güçlü bir iktidar gerektiğini belirten Erdoğan, 400 milletvekili vermeliyiz dedi. Star, hoca mısın banka patronu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a Bankasya ile ilgili makale yazan paralel örgütün firari şüpheli Lisi Gülen için acaba bu gazetenin patronları kim? Hale bak sırtını nereye dayıyor dedi. Takvim 122 Mustafa. Devlet 122 ortağı bulamadı. Bankasya'yı hayalet patronlar adına paralel yapının Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın yönettiği anlaşıldı. Türkiye CHP Silivri'ye mahkum. Balyoz ve Ergenekon davaları için Silivri'yi mesken tutan CHP şimdi de paralel yapı sanıklarını ziyarete gidiyor. Vahdet, leş yediriyorlar. Ucuz et tuzağının altından büyük bir rezalet çıktı. Kasaplar at, eşek ve ölmüş hayvan eti satanların olduğunu, bazı kasap ve restoranların bu etler için adeta kavga ettiğini söylediler. Ve Vatan, sahte alarmı. Dövizdeki hareketlilik kalpazanların içlerini kabarttı. İstanbul Mali Polisi Suriye bağlantılı çeteyi AVM'de bastı. Zula'dan sahte tam 11 milyon dolar çıktı. Bu son 10 yılda ele geçen en büyük rakam.